o şekilde yani üst koridorda. Ve evet, Grant tercihi de öngördüğünüz gibi geldi. İki tarafın kompozisyonları artık şekillendi. Kimi daha çok beğendiniz? Kimin daha çok avantajı var? Galacticos'u daha çok beğenebilirdim. Ben de P'nin pikini daha çok beğendim. Bir şeyleri böyle birazcık daha esnek hale getirselerdi. Mesela Varus'u son ana kadar sakla. Gerçi üst koridora bir kontra istediler ama. Ama Hirit de yani çok stabil oynuyor adam. Hiç böyle öyle. Kaybettiğini görmedim kolay kolay koridorunu. Ya ben şu çok güven orman veriyor tercihini mesela. Çok ya içime sinmiyor. Sanki daha çok böyle şey gibi hissettiriyor. Solo Q, tekli dereceli materyali gibi hissettiriyor. Umarım yani Rames bu maçta birazcık daha değiştirir bu düşüncemi. Ben hala destekte çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Daha fazla iş yapabildiğini düşünüyorum ama bakalım yani bu maçta mesela nereye baskın atacak, nasıl yapacak onu göreceğiz. Bakın Galacticos'a Age'ler alıyor. Age'lerden sonra Alamet'e bir rotasyon yapabilecek yeteri kadar vaktin olacak Galacticos'un aslında. Şef yaklaştı buraya ama Age'lere... Tertemiz Age'ler oldu. Evet, Age'leri atlamak mümkün değil ve dakika 7'de ilk Age'leri aldı Galacticos lazım koridora ve Rames Alamet'e başlıyor. Alamet etrafında herhangi bir baskı görmeyecekti arkasından. Yani. Çünkü hem Sancho hem de PV'de koridoruna gidiyorlar. Yan koridorlarının biraz ekmeğini yiyor Gal tarafı şu an. Soboro da çok güzel. Gerçekten de koridor minyonlarını çok iyi kontrol etti. İki şimdi tane barikat. De barikat aldı. Galacticos için erken oyun muhtemelen kendilerinin tahmin ettiğinden de daha iyi. Çünkü iki tane de tank var ve onun hasar vurması gereken bir maç. O kadar esnek ki yani Guinso da alıyorlar. Çok fazla yalnız şey oynuyor takımlar. 3-4 sene önce bir tane Worlds'te bir 20 dakikada da 21 dakikada mı ne skor olmamıştı. Dakika 16 oldu. Yani kimse kimseye karışmıyor. Ama gel gelelim ki Gal bütün objektifleri almaya devam ediyor. Peki profesyonel arenada skorsuz biten maç var mı ya? Yani olamaz ki. Neden? Ya FF falan atman lazım. Ya nasıl olsun ki Euphonic? Mesela adam Nexus'unu alıyor. Sen savunmayacak mısın? Yapıyorsundur. Ooo Euphonic. Sen uçuyorsun. Şimdi Sobor arka tarafa geçti. PBD ters pozisyonda sıçra kullanmak durumunda kalabilir. Tüm odağı üzerine çekti PBD ve Ejder'i bitirdi Dark Passage. PBD güzel iş yaptı. Devamında burada. Bir savaş istiyor gibiler. Rames bir kitle kontrol uyguladı. Şimdi Galacticos çıkmak istiyor ama Hirit basmadı R'ye. Ve skorsuz dağılım sürecek ama bakalım. Sobora şimdi Hirit bastı ultiye. Önde kalan bir Soboro var. Kutlu sesi kullandı Soboro. Ay, İlk an bakalım kim olacak? Harika Renato ultisi. Uzaklaştırılan bir Gamin var. İlk kanı bulduktan sonra Dark Passage. Düzeltiyorum Galacticos. Savaşın devamını istemiyor. Çünkü zaten az canı var Soboro'nun. Tam fark edemedim Euphony. Soboro mu? Aynen. Şey ilmek ilmeği mi? Yok evet. Kullanmadı. Okay. Ve Baron'a başladı şey. Galacticos. Alistar ultisi olmadığını biliyorlar ve ya burada savaşmak istiyorlar. Baron izle eriyor. Kullanılan bir Hirit'ten ulti var. Çekiş bakalım kimi gönderecek. Bir kişiyi gönderdi. O ise Milika. Yalnız Milika'nın yokta bu savaş kazanılabilir ama Hirit çok erken düşüyor. Şeften atılan bir sıçra var. Harika zayıflar acımasız. Stillam! 4 kişiyi sersemletiyor. Muhteşem ulti ve zayıflar acıma kombosu. Milika ultiyle hayatta kaldı belki ama 3'e 1 bir değişim. Kazandı. Çok zordu onlar için bu savaşı kazanmak. Ve Dark Passage hemen Age'lere geçiyor. Gerçekten büyük bir dezavantaj varken kazandılar. Soboro'nun o W'sunu bekledi. Bitişini o kadar güzel vurdu ki. 3 eşya oldu Sinap. Seviye 16'ya da ulaştı. Ya hem orta koridorda öne geçti bu oyun yaptıkları. Yan koridora çok güzel baskı yaptı. Evet biraz da Gal'ın rotasyon hatası ama Euphony. Ya sonuçta Soboro'yu da durdurdu. Takım savaşlarını da kazandırdı. Sinap yani muazzam. Tabii şeyi de unutmamak lazım. Dark Passage belki böyle net bir baskı yapmadı orta koridor ama Sinan ve hep iyi korudular. Özellikle Şef'in ve PBD'nin rotasyonlarıyla beraber. Ve Sinan da bunun hakkını veriyor. Bu arada Baron çok hızlı eriyor. Galacticos buraya yetişebilir mi? Yalnız PBD Rames'i itti. Kullanıldı. Rames'i itirildikten sonra Baron bitti. Sonrasında kullanılan bir Renato ultisi var. Azir askerleri dikti oraya. Milika pitin içerisinde iyi vuruyor. Yenilmez'e tetiklendi. Şef düşmek üzere. Arka tarafta yalnız Sancho. Gamin'i tekliyor. Gamin düştükten sonra savaş yine de oynanılabilir gibi değildi EP adına. Stinnamp arkasında onu kovalayan bir Milika var. Stinnamp'tan yine zayıflar acıma. Can çok az. Bu kadar en fazla daha fazlası çıkmayacak gibi. Burada da iki tane tankın artısını da EP yaşayacak. Bu arada denenecek mi alt koridor? Hex sıçra geliyor. İki tane Hex sıçra. Çok iyi bir sağlam duruş. Soboro geri ittirildi ve Soboro kule altında düşüyor. Seriye bağlayan bir Stinnamp.
İki tane hack sıçranın ve o sağlam duruşun gücünü gördük. Ölüm süresi 40 saniye Soboru'nun. Dark Passage inhibitor kulesini düşürdü. Dakika 29'da inhibitor'u da alıyorlar. Galen bırakması lazım. Olası bir savaş kaybında oyunu bitirirdi epe. Orta koridora dönecekler muhtemelen. Daha fazla zorlamıyor burayı Dark Passage. Orta koridorda inhibitor kulesini alabilirler bilmiyorum ama hala sayamanta çok fazla bu arada. Hasar muazzam. Carry de silindi. Devamında hemen inhibitor gelecek ve Soboru'nun gelmesi daha 15 saniye var. Abi Zeitnot'un bir ara bir tane tweet'i vardı. Steelnamp kötü oynarken küfür yemiş Steelnamp diye. Ben de seninle aynı fikirdeyim ama Dark Vision da şu ana kadarki performansı gayet iyi. Bu ejderle beraber 3 ejderi alarak. Ya, zaten Yufan'ın şu. Evet, orta koridorda toplanmış durumda taraflar. İnhibitörlerin devreye girmesine az bir süre kaldı. Alt koridor 30, orta koridorda 50 saniye sonra devreye girecek ve Galacticos yeteri zamanı kazandı. Yalnız aslında. Yalnız yavaştan da W'lar can yakmaya baş... Oy, öldürüyor ya, can yakmıyor. %45 vurdu orada. Ve Baron'a başladı da epe. Sinap yine Rames'i durdurma peşinde. Rames gitti kontrol. Zayıflar acıma da geldi. Yarı can gitti ve Baron bitiyor. Rames yetişemedi buraya. Rames'in aldığı hasara bak. Şimdi çekit sallandı ama muhtemelen tamamlamayacak onu şef. Bekleme süresinin büyük bir kısmı geri istiyor çünkü Gamin savaş daha başlamadan %40 canı düştü ve ilk skor Sobor oluyor. Kullanılan Azir ultisi hiç fena değil ama savaşı çevirmek için yeterli olacak mı bakalım. Şimdi içeriye giren bir Sancho var, bir orada bir burada. Ve Dark Passage en net takım savaşını kazanarak 5'e 0'lık bir değişimle oyunu bitirmeye gidiyorlar. Ve 1-7'den 4-7'ye geliyor Dark Passage. Artık onlar da bu playoff yarışının içinde. Yani DP'nin erken oyunda o beklemeleri, dayanmaları abi. Sonra iki tane takım savaşı zaten orta koridorların gerçekten solid oynadığı, taşıdığı bir maçtı. İlk 19-20 dakika...